12 kavim, 12 meşale. Bir yom atma otu daha geride bıraktık. Her ne kadar sanal olarak izledikse de her selde çok başarılı bir kutlama düzenlendi. Törenin en etkili bölümü bence İsrail'in 12 kavmini temsil eden 12 meşalenin seçilmiş kişiler tarafından yakılmasıydı. Kimdi bu 12 seçilmiş kişi? Bu onuru kazanmalarının nedeni neydi? Onları biraz yakından tanıyalım mı? Ne dersiniz? Harhelsel'de meşale yakmak üzere seçilmek büyük bir onurdur. Seçilen 12 kişinin her biri yaptıkları özverili çalışmalarla İsrail toplumuna bağlılıklarını kanıtlamış bireylerdir. Kimi ünlü, kimisi de tanınmamış, kendi hallerinde ama sessizce büyük işler başaran kişiler. İsrail kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Tzipi Shavit, meşaleyi çocuksu bir heyecan içinde yaktı. Ülkenin en sevilen komedyenlerinden Tzipi Shavit, 55 yıldır çocukları, gençleri, yaşlıları güldürüyor. İyi günde, kötü günde. Ne isabetli bir seçim olmuş Tzipi Shavit. 92 yaşındaki Rene Abitbul ile 20 yaşındaki İsrailli Arap Yasmin Mazawi birlikte meşale yaktılar. Rene, yaşı kemale ermiş, şipşirin, Fas asıllı bir büyük anne. Bu yaşına rağmen 18 yıldır Yeruşalim'deki Şare-i Tzedek Hastanesi'nde gönüllü çalışıyor. Yasmin ise askerlik görevini sosyal hizmet alanında yapan ve Magen David Adom'da gönüllü olan gencecik bir kız. Koronavirüse karşı savaşta korkusuzca çalışan binlerce gönüllüyü temsilen meşale yaktılar Rene ile Yasmin. Adi Altschuler, gencecik, güzel bir kadın. Adi çok önemli iki sosyal projenin kurucusu. Zikaron Basalon projesi ile Holokost kurtulanlarının yaşam öykülerini samimi bir ortamda genç nesillerle paylaşmalarını sağlıyor. Gençlere yönelik Crembo Wings projesi ise engelli gençlerin hemcinsleriyle dostluk ve arkadaşlık kurmalarına ortam sağlıyor. Meşale yakan bir diğer kişi Uri Cohen. Uri, eğitim amaçlı bir girişim olan Masa İsrail'in kurucusu. Gençlerin Yahudi halkı, İsrail toprağı ve devletiyle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik başarılı bir kuruluş. Sırada yine bir ünlü var. Ülkenin tanınan, sevilen ve çok yetenekli müzisyeni Idan Reichel bu yıl meşale yakma onurunu kazandı. Yaptığı bestelerde Doğu ile Batı'yı, değişik kültürel altyapılardan müzisyenleri birleştiren Reichel'in bazı eserleri İsrail halk ezgileri niteliğini kazandı. Korona ile mücadelenin en yoğun günlerinde hastaların tedavisini özenle yapan, görevlerini kahramanca yerine getiren hasta bakıcıları temsilen iki kişi birlikte meşale yaktı. Biri Tiberya yakınındaki Puriye Hastanesi'nde koronalı hastalarla ilgilenmeye gönüllü çıkan İsrailli Arap Ahmet Balavneh. Ahmet, çalıştığı kurumda özverisi, insancılığı, insan yaşamı kurtarmaya yönelik iradesiyle tanınıyor. Diğeri de Aşkelon'daki Barzilay Hastanesi hemşiresi Yael Vilozi Azulay. Yael de mesleğine bağlılığı ve korona günlerinde hastalara insani yaklaşımı ile dikkat çekti. Tahal'in değerli bir askeri General Hişam İbrahim.
Harhertel'de meşale yakanlardan biri oldu. Aslen Arap dürzü olan Hişam İbrahim, Genelkurmay Başkanı Avif Kohavi'nin önerisiyle meşale yakanlar arasında yer aldı. Hişam İbrahim, farklı kesimlerden gençlerin Sahal ile ilişkilerini güçlendirmek, askeri görevlerini yerine getirmeleri yönünde teşvik etmek için çaba harcıyor. Sırada Lori Palatnik var. Lori, Maryland'li bir eğitimci. Dünyadaki anneler arasındaki ilişkiyi güçlendiren Momentum adlı bir girişimin kurucusu. Kuruluşun en önde gelen etkinliği, katılımcıları İsrail'de 8 günlük bir yolculuk sürecinde farklı kesimlerle bir araya getirmek. Bu girişimi nedeniyle meşale yakmakla onurlandırılan Lori, bugüne dek dünyanın farklı ülkelerinden 20 bin anneyi İsrail yolculuğuna çıkardı. Eli Ben Shem, Yad Lebanim Kuruluşu Başkanı. Yitirdiği oğlu Neri ve yakınlarını yitiren aileleri temsilen meşale yaktı. Eli Ben Shem, yakınlarını yitirmiş ailelerin yaşamlarını kolaylaştıracak girişimleri hayata geçirmekte başarılı oldu. Meşale yakan diğer bir kişi İsrail Almasi. O tam bir gönüllü. Onun kurduğu Yedidim Siyuva Badrahim, yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşuyor. Hem de tüm ülkede. Kuruluşun 25 bin gönüllüsü var. Arabanızla yolda mı kaldınız? Veya asansörde mahsur mu kaldınız? Bu kuruluş gönüllüleri hemen yanı başınızda. İsrail Almasi bu gönüllü girişimi sürdürürken diğer bir projeyi de harekete geçirmiş oluyor. Şöyle ki, sosyal sorunları olan gençleri eğiterek onlara gönüllü çalışmayı aşılıyor. Kuruluşta görevlendirerek topluma kazandırıyor. Profesör Galya Rahaf, Tel HaShomer Hastanesi, Shiba Medical Center'ın önde gelen doktorlarından biri. Profesör Galya, hastanede korona bölümünün kurulması, yönetimi, virüse karşı mücadelesi ve diğer uzman doktor kadrosu ile birlikte insanları sağlıklarına kavuşturmak için gösterdiği başarı nedeniyle Harhertel'de meşale yakmakla onurlandırıldı. Bilim insanı olarak uluslararası üne sahip olan Profesör Galya Rahaf, birkaç nesildir doktor olan bir ailenin mensubu. Babası Profesör Yosef Rakover, İkinci Dünya Savaşı yıllarında partizanlara katılıp onları tedavi etmiş. Galya'nın annesi de doktor. Doktor olmaları sayesinde Holokost'ta hayatta kalan Rakover çifti 1949'da İsrail'e göç etmiş. İnsanları tedavi etme sevdası nesilden nesle geçiyor Profesör Galya Rahav'ın ailesinde. Ailenin dördüncü nesli de doktor olarak yetişti. Galya'nın kızı doktor, oğlu da tıp eğitimini tamamlamak üzere. Görüldüğü gibi bu yılda meşale yakan 12 kişinin her biri yetenekleri, girişimcilikleri, iyi niyet ve sebatlarıyla toplumu yücelten katkılarda bulunmuşlar. Aslında İsrail'in 12 kavmini temsilen 12 meşale yakma geleneğinin ilginç bir yola çıkış noktası var. Ülkenin kurulmasından bir yıl sonra 1949'da o dönemin Knesset Başkanı, askerlik öncesi bir oluşum olan Gadna'nın bazı gençleriyle birlikte ellerinde yanan meşalelerle Theodor Herzl'in mezarını ziyaret etmişler. O bir ilk olmuş. 1950'den itibaren de ulusun birliğini temsilen Yom Ha'atzmaut günü
Orada 12 meşale yakmak resmi bir törene dönüşmüş. O günden beri her yıl Yom Atmaut'ta 12 seçkin kişi İsrail Devleti'nin umudu ve zaferinin onuruna dileğiyle meşalelerini yakıyorlar. U Letiferet Medinat İsrail.